Hazreti Ayşe validemizden rivayet edildiğine göre Nebi sallallahu aleyhi ve sellem gece ayakları şişinceye kadar namaz kılardı. Hazreti Ayşe validemiz diyor ki kendisine "Niçin böyle yapıyorsun? Neden bu kadar meşakkate katlanıyorsun ey Allah'ın Resulü? Oysa Allah senin geçmiş ve gelecek hatalarını bağışlamıştır." dedim. "Şükreden bir kul olmayı istemeyeyim mi?" buyurdu. Yine diğer bir rivayette Hazreti Ayşe validemizden. O şöyle dedi. Ramazan ayının son 10 günü gelince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geceleri ibadetle ihya eder, ailesini uyandırır, kulluğa soyunup paçaları sıvardı. Kıymetli dinleyicilerimiz, bu hadis-i şeriflerden öğrendiklerimiz madde madde şunlardır. 1. Başarılı bir mücahede için gece ibadetinden yararlanmak lazımdır. 2. Nimet, şükrün arttırılmasını gerektirir, azaltılmasını değil. 3. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisine verilen nimet ve ikramlara ibadet yaparak şükreder ve şükreden bir kul olmayı isterdi. 4. Peygamber Efendimizin ayakları şişinceye kadar ibadet etmesi bir zorlama değil, konunun önemine uygun bir tavırdır. 5. Yalnız başına yapılan ibadetler istenildiği kadar uzun tutulabilir. Toplu ibadetlerde cemaatin durumu gözetilmelidir. 6. Faziletli zamanları salih amellerle geçirmeyi büyük bir nimet bilmek, ganimet saymak gerekir. 7. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'ın son 10 gününün ibadet için bir fırsat olduğunu fiilen ümmetine göstermiştir. 8. Mücahede yoğun ibadetle beslenmelidir. Kıymetli dinleyicilerimiz, Cenab-ı Hak cümlemize cennetiyle müşerref olabilmek için fırsatları değerlendirmeyi nasip eylesin. Amin.